Bu da doğum, doğal doğumun bir parçası. Her vajinal doğum, doğal doğum demek anlamına gelmiyor. Bunu en basit anlatmak gerekirse, yanınızda hiçbir şekilde yardımcı bir personel olmadan, doktor, ebe olmadan bir insan doğum yapabilir. İşte bu aslında en doğal doğum. İnsan fizyolojisine uygun bir şey çünkü doğum. Ve bunu da sınıflandırmak gerekirse veya kurallar oluşturmak gerekirse şunlardan bahsedilebilir. Bir kere doğal doğumda doğum ağrıları kendinden başlıyor. Biliyorsunuz hiçbir şekilde insanlar önceden doğumu kendinden başlatamıyorlar ve veya durduramıyorlar da. Doğum kendinden başlıyor. Bunun kendinden başlamasının bir sürü artıları olduğu son zamanlarda daha net olarak ortaya çıktı. İşte mikrobiyata denen bir bakteri bahçemiz var biliyorsunuz. Bunların bebeğe geçmesi, anneden bebeğe geçmesi, annedeki astımdan bağışıklık sistemiyle ilgilendiren birçok hastalığa kadar pozitif etkisi olduğu saptanmış durumda. Sonuçta doğum kendinden başlaması, doğum başladıktan sonra anneye hareket serbestliğinin verilmesi, istediği gibi bir iç sesini dinleyerekten pozisyona girmesi ve hareket etmesi, aç kalmaması ve yanında hep birebir fiziksel ve psikolojik destek sağlayacak birinin sağlık personeli olması ki bunu en iyi yapanlardan biri ebeler, yani birebir ebe desteğinin bir simgesi aynı zamanda. Veya doğalar burada çok ön plana çıkabiliyorlar. Biliyorsunuz doğalar sağlık personeli olmayan ama bütün hamilelik boyunca ve doğum boyunca fiziksel ve psikolojik destek sağlayan kişilerdir. Onun tanımlamasıdır. Doğum süresinde de herhangi bir müdahaleyi mümkünse yapmıyoruz. Kasılmaların kendiliğinden, kendi sıklığında devam etmesini istiyoruz. Zaman kısıtlaması hiçbir şekilde uygulamıyoruz. Ve doğum anında da bebeğin kordonunu daha geç kesiyoruz. Anneden bebeğe kan akışının sağlanmasını istiyoruz. Anne ile bebeği hiç ayırmıyoruz. Doğum anında hemen anne kucağına veriyoruz. Orada bebeğin annenin sıcaklığını hissetmesini ve orada kalmasını istiyoruz. Çünkü daha mutlu olduklarını da bu anlamda görebiliyoruz.